Merhabalar. Sabah bir video paylaşmıştım 9 gibi. Şu anda saat 15:51. Tarihte verecek olursam 1. ayın 14'ü 2023'te dostlar. Bugün bildiğiniz üzere çok ciddi bir yükselme olmuştu. Özellikle Solana ağında %30'a yakın bir yükselme vardı. Şu anda da görüyorsunuz benim sabahki çektiğim videoda koşan ata binilir mi diye bir video paylaşmıştım. Şimdi bakarsak eğer koşan ata binenler ne oldu diye. Aynı günde çok bir farklılık olmadı dostlar. Yani şu anda insanlar neredeyse aldığı yerde şu an hepsi. Bir saniye. Ya şu reklamlar, o kadar çok fazla reklam çıkıyor ki kusura bakmayın. Telefondan yayın yapıyorum çünkü. Gördüğünüz üzere şu anda sabah saatlerinde 100 bin lira yatıran bir kişinin hala aşağı yukarı 100 bin TL gibi bir nakiti var. Şuradan da TradingView'un bir göstergeden de bakarsak ne konumdalar en azından. Şimdi Shiba sabah saatlerinde 20'lerin üzerindeydi. Yani şöyle bir düşüş var aslında. Bakın. Şurayı görebiliyorsunuz. Mesela bir ara saatini de vereyim ben onun. Saat 12 gibi öğlen saatlerinde çok ciddi bir düşüş yaşandı. Şurada görüyorsunuz. Düşüşü gördü. Yani bayağı bir korkuttu aslında piyasa o ara. Yokladı çünkü. Çünkü çok ciddi bir kar satışı geldi arkadaşlar. Şimdi koşan ata binmeyelim dediğimiz kısım aslında budur. Yani burada şunu da belirteyim. Biz al sat demiyoruz. Yatırım tavsiyesi değil. Sadece bilgilendirme amaçlı videoları paylaşıyorum. Şu anda da göstergede gördüğünüz üzere yani güzel bir yükseliş var. Yani her yükselişin bir iniş olacak. Çünkü bazı insanlar ceplerine ciddi paralar koyacaklar. Market cap neredeyse 2-3 günde 150 milyar dolarlık bir ciroya ulaştı. İçeriye giren para 150 milyar doları geçti. Yani o yüzden burası evet kademe kademe yükselecek, inecek, yükselecek, inecek. Yani arada kar satışı birileri cebine para koyacak arkadaş. Yani bu paraları da koyacak kişiler sen ben küçük yatırımcılar olamayız. Balinalar bu paraları ceplerine koyacaklar. Bunlara dikkat etmemiz için iyi temkinli davranmamız lazım. Bir de size şöyle bir şeyden bahsedeyim. Şimdi saat 12.30'da az önce Shiba'yı görmüştük değil mi? Bakın şimdi saat olarak yine 12.30. Altta köşede görüyorsunuz. Cumartesi 14 Ocak 2023 12.30 diye bir yazı var. Benim bu oku çevirdiğimde bilmeyenler için ben bunu izah edeyim. Şu kırılımı size bir göstereyim ben. Şurada kırmızı çizgiyi görüyorsunuz. Tepeden bakın şuradaki tepeden aşağıya bir iniş var. Şimdi bu Doge ürünü. Doge coin'i. Şimdi Shiba'ya gelelim tekrardan. Harita aynı görebiliyor musunuz? Çok bir değişen bir şey yok. Shiba'nın haritası da aynı. Şimdi şurada ne yapalım? Avax'a bakalım. Şimdi size bir şey izah etmeye çalışacağım. Bakın görüyorsunuz burada da bir iniş var. Şimdi bir de XRP'ye girelim. Görüyor musunuz dostlar? Yani ben burada Bitcoin'e de girsem, Ethereum'a da girsem bu kırmızı mumu hepsinde göreceğiz. Şimdi bu robot satışlar dediğimiz yani toplu bir merkezden bütün tamamının aynı anda satış vermesinden kaynaklı olan bir şey. Tepeden satışı verir. Hype'i yakaladıktan sonra anında bütün coin'ler, bütün satışları verir. Bunu robotlar yapar. O yüzden siz bunu kestiremezsiniz. Bu çok uzun da bir iniş olabilir ve oradan düzeltmeye girebilir. Mesela şu anda düzeltmeye girdi, devam ediyor. Yani o yüzden koşan ata binmek mantıklı değil diye sabah bir video paylaşmıştım. Dileyenler onu da izleyebilir. Bakalım bu yarın da yükseliş olacak mı? Gece de yükselişe devam edecek mi? Yoksa duracak mı? Pazar günü, pazartesi günü bunu tekrardan değerlendireceğiz. Kendinize iyi bakın.